Efendim nerede ne yesek ekibi olarak şimdi de Kurtuluş'ta Baruthane Caddesi'nde Baruthane Pilavcısı'na geldik. Bu pilavcıyı çok methettiler. Biz de dedik ki bir Nedim kardeşimizi görelim. Bir bize pilav hazırlasın. Hoş geldiniz. Neler var neler yok. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ne haber baba, iyisin? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi, bıyıklar çok iyi ya. Sizin bıyıklar da güzel, harika. Benimki gerçek ama. Orijinal evet. Seninki? Benimki de güzel. Gerçek mi? Orijinal evet. Tamam. Çok nasıl gidiyor? Keyifler yerinde. İyilik vallahi, ne olsun. Artık işiniz? Pilav, nohut, tavuk, yani bizim hayatımızda bu oldu artık. Vay 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 vay. Yani işimizi severek yapıyoruz. Ama pilav da güzel bir şey ya. Yani neyin yanına koysan yakışıyor ya. Pilav bizim milli yemeğimiz. Yani pilav olmazsa olmazımız bizim. Bak etle yeniyor, tavukla yeniyor, balıkla bile yenir. Balık evet, yenir pilav üstü ya. Balık, pilav üstü Arnavut ciğeri, pilav üstü nohut, pilav üstü kuru fasulye, pilav üstü et kavurmamız. Turşumuz ve yanında doğal ev yapımı turşu varsa, bizdeki doğaldır. Ev yapımı mı? Ev yapımıdır. Yani. Şimdi biraz yemekleri anlatalım istiyorsan. Şimdi... Tamam. Bir kere burada tek çeşit pilav mı var? Yani beyaz, hep beyaz pirinç mi? Yoksa başka pilavlar var mı? Bulgurumuz var. Çünkü bulgur var. Sevenlerimiz var. Bulgur da var ama ağırlık hızlı pilav. Giden nohutlu pilavımız nohutlu çok pilav. Hızlı gidiyor. Şöyle tavuğun da tadına bakalım. Evet. Alayım bir parça da. Allah. O kadar güzel ki elim ayağım karıştı ya. Şimdi... Ya tabii kimin el ayağı karışmaz ki. Allah güzel ama. Şu görünüşe bakar mısınız? Sen de yiyor musun her gün? Tabii ben de yiyorum hemen. Yine de görelim. Şekil ağda nasıl yediğimi görün arkadaşlar. Hem yapıyorum hem yiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya pilavı sade istersem sade de veriyorsun değil mi? İlla nohutla vermiyorsun yani. He? Bu da... Nohutun orijinal hali mi? Yani yapılmış hali mi? Nohut yemeği mi? Esas bununla güzel olur. Hafif soslu. Bakalım nasıl nohutun. Çok güzel kabukları falan dağılıyor ağızda. Yerli, kendi ülkemizde yetişen kendi ürünlerimiz. Neresi güzeldir? Nohutta nerenin nohutu meşhurdur? Niğde'nin nohutu güzeldir. Diğer birkaç yerinde var. Şimdi tabii etler de güzel gözüküyor. Hemen onun da tadına bakacağım. Peki hocam, şimdi diyelim ki ben geldim senin dükkana. Pilav istedim. Pilavın yanında bana neler önerebiliyorsun? Pilavın yanında Arnavut ciğeri. Arnavut ciğeri. Nohut. Nohut. Kuru fasulye. Evet. Doğal yoğurdumuz var. Cacığımız var. Ay, yoğurtta da o soğuk soğuk yoğurtla ne güzel gider değil mi pilav? Bu ne? Güzel bir yoğurt mu? Kendimiz yapıyoruz. Aa. Tabii. Ne güzel. Doğal, kaymaklı. Şöyle pilavla beraber ben de yiyeyim. Bıyıklarına bulaşmasın. Yok. Bıyıklı pilavcı. Bu işte yoğurdun da lezzeti ortada. Çok güzel. Bu lezzete tanıklık ediyorsunuz. Ne güzel. Süper. Gerçekten güzel. Şimdi ciğerle de bir tadına bakalım. Ciğerin evet, de tadına bakalım. Şöyle alalım. Yakınlaştıralım. Kavurmamıza baktık. Kavurmamızın tadına baktık aynen. Bir kuru fasulye kaldı. Arnavut ciğerimiz de yine dana alan dana ciğeridir. Bak ne yersem yiyeyim. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne yersem yiyeyim, aklımda kalan iki lezzet vardır. Biri dolma, biri de kuru fasulye pilav. En sevdiğim yemek dönerdir ama kuru fasulye pilavla yaprak sarması dolmanın yeri bende çok ayrıdır. Evet. Gerçekten mi? O zaman yaprak sarması alalım. Var mı? Var, evet. Ciğer çok güzel. Zaten afiyet pilavla olsun. Ciğer de efsane bir ikili. Afiyet olsun. Memleket neresi bu arada? Memleket Sivas. Peki aşçılık merakı var mı eskiden? Yani böyle hani yemek yapayım falan böyle evde. Mesela evli misin? Yok, evli değilim. Bekarım. Evde o zaman yemeği mecburen sen yapıyorsun zaten. Şu an evde yapmıyorum. Genelde burada yapıyorum. Burada yapıyorsun. Burada yapıp satıyorum. Evde yapmaya zaman kalmıyor çünkü günümün bütün saati... Kaç saat çalışıyorsun günde? Günde 18 saat dükkandayım. Ne diyorsun ya? Diğer kalan saatlerde evde. Evet, sarmamızı alalım. Vay, limon vay, alabilir vay, miyiz? Vay, vay. Limon. Sevgili seyirciler, yani şu benim için başka bir şey ya. Böyle bir şey olamaz yani. Ay 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 ay. Yaprak sarma. Bunun hani... Bu da günün öğlen saatinde, yemek saatinde, yemek saatinde çıkar. Akşama kalmaz bu. Aslında sen burada bize Türk lezzetlerini tanıtıyorsun. Evet. Demin çok enteresan bir şey oldu. Ben buraya çekim öncesi geldim sevgili seyirciler. Şurada bir turist çift vardı. Çok
inanılmaz şekilde ilgilendi. Ve en son giderken de onlara bıyık taktın değil mi sen? Evet, bıyık taktım. Bıyık çok taktın. Memnun kaldılar. Fotoğraf çektiniz beraber. Fotoğraf çektik, video aldık. Hı hı. Onlar kendi sayfalarında paylaşacaklar. Ama bu kadar ilgilenmen çok güzel bir şey yani. Hangi ülkeden de onlar? Onlar Kanada'dan. Kanada'dan. Kanada'dan arkadaşlar. Şimdi bakın Kanada'dan gelmiş. Kendisi burada... aktörmüş aynı zamanda. Aktör. Aktörmüş kendisi. Tesadüfen... Hiç böyle pilav yemiş mi hayatında? Yok. Dolma da çok güzel. Dolmamız da aynı kez dolmayı sadece ayrı bir usta yapıyor. Sadece dolma yapmaya geliyor buraya. Hı hı. Şimdi tersten gidiyoruz ama çorbanın da tadına bakmak istedim. Hazır konuşmuşken. Özellikle senin kelle paça mı bu? Evet, kuzu kelle çorbamız. Vay 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 vay. Bakalım bir tadına. Bak bakmayacaktım da dayanamadım, bakacağım galiba. Bu da dünyanın en güzel çorbası ya. Şimdi kelle paça sadece Türkiye'de özellikle çok sevilen bir çorba. Evet. Ama Avrupa'da ben çok görmüyorum. Daha iyi, biz içelim. Bize onlar yarasın. İzlesinler bizi. Şifayı biz alalım. Aynen. Kışın, kış aylarının vazgeçilmezi kemikten, kemik suyundan kuzu kelle çorbamız. Ve benim en sevdiğim çorba. Ve olmazsa olmazımız mercimek. Milli çorbamız burada. Biraz sıcak ama biliyor musun? Limon. Bol limon şöyle. Evet. Pul biber alalım. Pul biber. Pul biber olmazsa olmaz. Evet. Pul biber de geldi. Pul biberimiz alalım. Teşekkür ederiz. Biraz pul biber de koyalım şöyle. Oh, mis. Mis değil mi? Yeme de yanında yat yani. Aynen öyle. Dur bir tadına bakalım da şöyle nasılmış. Bayağı güzel. Dedim kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bıyıklı pilavcı seni unutmayacağım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ne oldu? Bana mı bıyık? Evet size. Hadi be. Evet. Pilav yiyenin bıyığı çıkar. Pilav yiyenin bıyığı çıkar diyoruz. Ve biz nerede neyse ekibi olarak lezzet yolculuğumuza bu bıyıkla beraber devam ediyoruz.